Hepiniz hoş geldiniz değerli basın mensupları, medya ve iletişim sektörümüzün değerli temsilcileri, basın çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi çalıştayına. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Basın sektörünün ve bu sektörün değerli çalışanlarının yaşadıkları sorunları ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Basın çalışanlarının haklarını nasıl daha ileri bir noktaya götüreceğimizin ele alınacağı bir çalıştay bu. Bu çalıştayda sorunların adını koymak istiyoruz ve bu sorunlarla ilgili somut çözüm önerilerinin üretilmesini arzu ediyoruz. Malum Covid-19 nedeniyle bu buluşmayı sanal ortamda yapmak durumunda kalıyoruz. İnşallah bu salgını ve etkilerini tamamen yok ettikten sonra tekrar eski günlerdeki gibi toplantılarımızı yüz yüze yapma imkanına kavuşacağız. Bu toplantıyı 15 Temmuz destanımızın 4. yılını andığımız bir dönemde gerçekleştiriyoruz ve açıkçası bu durum bu toplantıyı daha da anlamlı hale getiriyor. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuyorum. O gün şehit düşen, gazi olan basın mensuplarımızı da buradan saygı ve minnetle anıyorum. Basın sektörümüzün değerli temsilcileri 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin üzerinden çok uzun bir zaman geçmedi esasında. Hal böyle olsa da bu tarihi olayı, bu büyük hadiseyi idrak etme hususunda çok önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Zira o gün verdiğimiz destansı mücadele bundan önce bağımsızlığımıza, istiklalimize, birliğimize ve dirliğimize yapılan saldırılar karşısında ortaya koyduğumuz mücadelelerin adeta hülasası niteliğindeydi. Milli bilincin en damıtılmış, en saf halini o gün 15 Temmuz 2016 gecesinde gördük. Şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye demokrasi tarihi milletimizin vesayetçilere karşı verdiği mücadelenin tarihidir. Bu mücadelenin de tek bir nedeni vardı esasında. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Millet sadece kendi iradesiyle yönetilen bir Türkiye tahayyül etti. Dolayısıyla bu millet 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar hep bağımsızlık ve demokrasi için mücadele etti. Bu ülke için mücadele etti. Millet ile vesayetçiler arasındaki bu mücadele 15 Temmuz'da bambaşka bir boyut kazandı. Milletimiz lideriyle birlikte ülkemizi çıplak elleriyle alçak bir işgal girişiminden hamdolsun kurtardı meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, kendi kurumlarını kurtaran bu millet dünyaya çok açık bir mesaj verdi. Bu ülkeyi benim dışımda kimse yönetemez. Buna izin vermem dedi. Milli irade bunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın o gece milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım ben bugüne kadar söylemi siyasi tarihimizin bu anlamda net bir özetidir. Bu söz merhum Menderes'in yeter söz milletindir ilkesinin açıkça bir devamıdır. Tam bu noktada terör örgütü FETÖ ile mücadelemizde kararlı duruşumuzun her geçen gün daha da güçlendiğini hasreten vurgulamak isterim. Örgütün çözülmesi, yeni hücrelerin ortaya çıkması, örgüte dair kripto bilgilerin ele geçirilmesiyle birlikte devletin kurumlarında örgüte karşı çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Milletimizin de hassasiyetiyle birlikte bu örgüt her geçen gün daha büyük kayıplar yaşayacak ve sonuçta tarihin en kirli sayfalarında, tarihin kirli çöp sepetinde yerini almak üzere tamamen yok olacaktır. Hep söylediğimiz gibi onları dünyanın neresinde olursa olsun kıskıvrak yakalayacak ve adalete teslim edeceğiz. Onlarla, FETÖ'yle, Fetullahçı terör örgütüyle millet adına görülecek hesabımız var bunun altını açık ve net bir şekilde bu vesileyle burada tam da bugün vurgulamak, çizmek istiyorum. Kıymetli katılımcılar, şunu çok açık ve net bir şekilde tekrar ifade etmek istiyorum. Devletimizin ve kurumlarının FETÖ'ye karşı mücadelede en ufak bir zafiyet içerisinde olduğu yanılgısına kapılmak sadece ama sadece örgütün işine yarayacak bir dezenformasyondan ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın canına kastetmeye, milletin iradesini yok etmeye, meclisini ortadan kaldırmaya ve milletin ordusunu millete karşı kışkırtmaya çalışan alçak ve sinsi bir terör örgütüne karşı ne devlet katında ne millet nezdinde en ufak bir acıma ya da müsamahaya yer yoktur, olamaz. Bu milletin hiçbir ferdi, bu devletin hiçbir parçası FETÖ ile mücadele konusunda en küçük bir yumuşamaya, rehavete ya da kuşkuya kapılmaz, kapılamaz. Bunu bekleyenler daha çok ama çok bekleyecekler. Örgütü en ufak parçasına kadar yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur. Yeri gelmişken şunu da belirtmeliyim. Dönüp baktığımızda nedamet getiren hiçbir darbeci olmadığı gibi alçak teröristleri affedecek bir devletimizde yoktur. Kimse boş hayaller içerisine girmesin. Kimse milletimizin bilincini, vicdanını, ferasetini yok saymaya kalkmasın. En son yoksaydıklarında işgali ve darbeyi elleriyle, bedenleriyle durduran milyonlarla karşılaştıklarını kendilerini hatırlatırım. Ve tabii kimse devletin gücünü, hafızasını, mücadele azmini, kararlılığını, iradesini kurumlar arasındaki eş güdümünü test etmeye kalkmasın. FETÖ, PKK, YPG, DH ve diğer terör örgütleriyle gerek yurt içinde gerekse de sınır ötesinde nasıl mücadele ettiğimizi kimse görmezden gelemez. Biz bütün bu terör örgütleriyle aynı anda hep birlikte koordineli bir şekilde mücadele eden ve bu mücadelede de çok ciddi başarılar elde eden bir ülkeyiz olsun. Sadece onlarla değil, onları yöneten, yönlendiren küresel güç merkezlerine karşı dimdik bir şekilde nasıl mücadele ettiğimizi de kimse unutmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle artık kuklalarla değil, kuklacılarla mücadele ettiğimizi biz iyi biliyoruz, onlar da iyi bilsinler. 15 Temmuz milletin zaferidir. 15 Temmuz bu ülkenin vatan, bu halkın kalbi iman dolu bir millet olduğunu bir kez daha yedi düvele ilan ettiği gündür. Biz iletişim başkanlığı olarak 15 Temmuz'un tarihsel ve toplumsal önemini, alçak FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya koymayı en önemli vazifelerimizden bir addediyoruz. Bu amaçla son iki yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında tüm 15 Temmuz etkinliklerinin koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın Üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın 15 Temmuz etkinliklerini eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde yürütmelerine yardımcı oluyoruz. Her geçen yıl 15 Temmuz'u daha güçlü hatırlamak ve geleceğe taşımak için daha büyük bir gayret içerisinde olacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Büyük bir memnuniyetle şunu söyleyebilirim ki gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında tüm kamu, sivil toplum ve üniversitelerimizin 15 Temmuz'a yönelik hassasiyetlerinde hem nitelik hem de nicelik yönünde artan bir ilgi var. Bu gelecek açısından bizlere umut veren bir durumdur. Zira 2019 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 1500 olan etkinlik sayısı bu yıl 3000'e ulaştı. Bu kapsamda 2020 yılında yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları 1609, üniversiteler 521 sivil toplum kuruluşları 132 adet olmak üzere toplam 2236 program gerçekleştirdi. Yurt dışında ise ilgili kurumlar 752 faaliyet icra ettiler. Bununla birlikte İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz etkinliklerini sadece koordine etmedik. Aynı zamanda birçok çalışma ve projeyi de bizzat yürüttük. Tüm çabamız, tüm heyecanımız 15 Temmuz'u gerek dünyaya gerekse gelecek nesilleri nesillere hakkıyla anlatabilmektir. Bunun için her geçen gün daha çok çalışacağız, daha çok üretmeye devam edeceğiz. Medya sektörümüzün değerli temsilcileri, bildiğiniz üzere büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir adım atıldı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokrasimiz adına yeni bir kazanım olarak iki yıl önce hayata geçti. Bu süreçte iletişim başkanlığımızda yeni bir kurum olarak ihtas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği üzere Türkiye markasını güçlendirmek için devlet ve millet arasındaki iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmek, basın sektörüne kamu adına katkıda bulunmak, devletimizin kurumsal kimliğini ve kurumlar arasındaki söylem birliğini test etmek için yola çıktık. Buna ek olarak başkanlığımız Türkiye'ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda kampanyalarına ve enformasyon savaşlarına karşı da haklı ve güçlü ülkemizin gür sesi olmak gibi bir misyonu da üstlenmiş durumdadır. Bu amaçları yerine getirebilmek için bir yandan günlük krizler, sorunlar ve gelişmelerle yüzleşirken diğer yandan kısa, orta ve uzun vadeli stratejik iletişim faaliyetleriyle milletimizin sesini devletimize, devletimizin sesini milletimize ve tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bu süreçte iş kuşkusuz, hükümetimiz adına eş güdümlerinden sorumlu olduğumuz Türkiye Radyo ve Televizyonu, TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu gibi köklü kurumlarımızın katkılarından önemli oranda besleniyoruz. Bugün yaptığımız ile birlikte basın sektörümüzün ve değerli çalışanlarımızın her türlü sorunun çözümü yolunda yapabileceklerimizi birlikte değerlendirmeye çalışacağız. İletişim Başkanlığımızın, sorunlarınızın çözümün manasında sizlerin tarafında olduğunu, basın mensuplarının tarafında olduğunu özellikle belirtmek isterim. Değerli basın mensupları, sektörümüzün kıymetli temsilcileri, birçok açıdan meşakkatli bir çağda yaşadığımızın hepimiz farkındayız. Nasıl adlandırırsanız adlandırın. Hakikatin, doğrunun ya da gerçeğin yerini algının, manipülatif bilginin, sahteciliğin, yalanın ya da sıkça duyduğumuz o İngilizce tabirle fake news'in aldığı çelişkilerle doğru, dolu bir zaman dilimini bugün tecrübe ediyoruz. Tarihte aklın, rasyonelliğin, doğrunun kutsallaştırıldığı ya da etik ve ahlaki çöküntünün derinleştiği dönemler olmuştur. Ancak bugün teknolojinin hızlı dönüşümü ve gelişimiyle birlikte adeta kontrol edilemez, içinden çıkılamaz, eşsiz bir hakikat ötesi dönemi yaşıyoruz. Her gün her birimiz yalan haberlere, algı operasyonlarına, çarpıtmalara, verisiz analizlere bütün bu mesnetsiz dalgaya karşı mücadele ediyor ve tüm enerjimizi gerçeği anlatmak için kullanıyoruz. Bu sorun Sanılanın aksine sadece devlet kurumlarının ya da hükümetlerin sorunu da değil. Bu sorun esasında sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Bu sorun bugün Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin hatta geniş insanlık ailesinin ortak sorunu olmuş durumda. Dolayısıyla uğrunda mücadele ettiğimiz şey hakikatten başka bir şey değil. Evet dünyanın birçok yerinde hakikat savunucuları, hakikat düşmanlarına karşı yoğun bir mücadele, yoğun bir emek vermek zorundadır. Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da en büyük gücü hakikattir, hakikat için mücadeledir. Bugün savunulması en zor olan ve en çok saldırıya uğrayan bir değerden söz ediyoruz. Bugünlerde safsatanın, yalan haberlerin, provokatif ve manipülatif bilgilerin, dedikodunun negatif algı inşa etme çalışmalarının itibarsızlaştırma operasyonlarının nefret suçlarının şiddet ve hakaret söylemlerinin daha çarpıcı olduğu, daha çok rağbet gördüğü, daha çok okunduğu, dijital medyada daha çok tabir mazur görün tık aldığı bir dünya ve medya sistemi inşa edilmek isteniyor. İşte hepimizin, sizlerin ve devletimizin mücadele ettiği husus tam olarak budur bize dayatılmak istenen doğru olanı, gerçek olanı sıradanlaştıran, önemsizleştiren, itibarsızlaştıran, değersizleştiren ve demode kılmaya çalışan bir sistematik saldırıyla mücadele ediyoruz. Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel algı ve dezenformasyon merkezlerini rahatsız etmesinin yegane nedeni de işte bu mücadelenin merkezinde olmasıdır. Ben basınımızın şerefli mensuplarının bu mücadelede hakikatin yanında durduğunu biliyorum. Hiç kuşkusuz hakikati savunmak sadece siyasetçilerin ya da ülke yönetenlerin değil, aynı zamanda basın sektörünün ve çalışanlarının da esas mücadele alanı olmak durumundadır. Zira verdiğimiz savaş sadece kendi ülkemizi korumak için değil, bununla birlikte dünyanın hakikate olan inancını tekrar kazanmasını, hakikatin yeniden değerli olmasını sağlamak içindir. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki basınımızda dışarıdan fonlanan etkilere ve yönlendirmelere açık, Türkiye'nin kalkınmasına, dünya milletlerinin gönlüne girmesine, diplomaside zaferler elde etmesine, adaletsiz dünya sistemine karşı iddialı duruşuna ve Sayın Cumhurbaşkanımızın millet tarafından desteklenmesine karşı manipülatif ve provokatif bilgi üreterek ülkesine karşı operasyon merkezlerine dönüşen bir kesimde vardır. Ne yazık ki bu kesimin yeri geldiğinde terör örgütlerinin propaganda aygıtı olarak devreye girdiklerini, ellerindeki medya gücünü bir silah olarak devlete ve millete doğrulttuklarını da müşahede ediyoruz. Bu noktada bağımsız, yerli ve milli bir medya kavramı son derece stratejik bir önem arz ediyor. Sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için dünyamız için hayati önemi olan bir husustan bahsediyoruz. Medyada marjinal bir şekilde de olsa kendisine yer bulan bu kesimlere ben burada sizin ve seninize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bırakın artık bu coğrafyada, bu topraklarda beşinci kol faaliyetleri sürdürmeyi ve gerçek anlamda, gerçek anlamda dördüncü kuvvet olarak hareket edin. Demokrasi içerisinde bir medyanın olması gereken yerinde olun ve o şekilde davranın. Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin. İletişim başkanlığımız Türkiye'de medya mensuplarının, basın çalışanlarının yanında ve arkasındadır. Kendi ülkesini ve milletini önceleyen, ülkesine ve milletine düşmanlık yapmayan ve dışarıdan güdümlü şekilde çalışmayan her bir basın mensubu bizim kendisine hizmet etme vazifesiyle yükümlü olduğumuz bir paydaşımızdır. Bunu buradan bir kere daha açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Biz onların hakikat mücadelesinde yanlarında olmaya ve hep beraber yaşasın hakikat demeye devam edeceğiz. Kıymetli katılımcılar. Basın sektörü hiç kuşkusuz şartları, çalışma koşulları, karşılaştığı sorunlar bakımından gerçekten de en zahmetli sektörlerden biridir. Dahası sektörün dinamik değişimi yeni sorunları da beraberinde getirmektedir. İletişim Başkanlığı haklarınızın iyileştirilmesi noktasında tüm kurum ve kuruluşlarla oturduğumuz her masada, sizlerin oturduğu her masada sizlerin yanında yer alacaktır. Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Zira nasıl zor şartlar altında çalıştığınızı en iyi bizler biliyoruz. Salgın sürecinde Milletimizin bilinçlenmesi, daha doğru şekilde bilgilendirilmesi için medya sektörümüz çok ciddi bir emek harcadı. Hakkınız ödenmez. Bu vesileyle sizlerin şahsında basın sektörümüzün kıymetli çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerin daha verimli, daha etkili olabilmeniz. Ülkemizin hakikat savunuculuğuna ve bağımsızlık mücadelesine hiç kuşkusuz büyük bir katkı sağlayacaktır. Katılımcı ve demokratik bir süreç içerisinde çalıştaylarımızı sürdürmek, nitelik ve nicelik açısından bu çalışmaları daha da ileriye taşımak, sorunlarınızı çözüme kavuşturmak noktasında güçlü bir irademiz olduğunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ülkemizde uygulanmakta olan basın iş kanununda gazetecilere özel bir önem verilmiş ve gazetecinin hukuki durumu 4857 sayılı iş kanunu dışında ayrı bir yasa ile düzenlenmiştir. Bu yasanın tam adı 5953 sayılı basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkında kanundur. 1952 yılından bu yana yürürlükte olan söz konusu kanun metni neredeyse ilk haliyle uygulanmaya devam etmekte ve günümüzün getirdiği sorunlar karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu noktada iletişim başkanlığımızın basın sektörümüzün sorunlarını yüce meclisimizin yasama organımızın gündemine taşımak noktasında elinden gelen bütün gayreti ortaya koyduğunu ve bu gayreti sürdüreceğini ifade etmek istiyorum. İletişim ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte gazetecilik alanının ekonomik organizasyonunda ve mesleğin yapısında önemli değişimler ortaya çıktı. Bu yaşanan değişimlerle birlikte mesleği yerine getiren gazetecilerin çalışma biçimleri de değişti. Bu çalıştay vasıtasıyla gazetecilik mesleğinde terfi, ücretlendirme, izin, sözleşmenin fesi ve kıdem tazminatı gibi güncel sorunlar da tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz güçlü, bağımsız ve haklı Türkiye mücadelesinde basın sektörünün, ülkesinin ve milletinin yanında hakikat üzere hareket etmesi çok ama çok değerli olacaktır. Bir kere daha vurgulamak istiyorum ki sorunlarınız sorunlarımızdır. Bu noktada hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çalıştayımızın hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi ifade ediyorum. Burada Dile getirilen fikirlerin, görüşlerin hem medya sektörünü hem de çalışanların haklarını ileriye taşıyacağına inanıyorum. Şimdi sözü değerli fikirleriniz ve katkılarınız için sizlere bırakıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için de şükranlarımı arz ediyorum.